Geldiniz arkadaşlar. Şimdi 10 gündür yoktum. Bunu bir belirtmek isterim. Stresli bir dönem atlattım. Özel hayatla ilgili stresli bir dönem atlattım. 10 gün yoktum. Bunu belirtmek isterim. Şimdi piyasaya odaklanacağız. Bundan sonra haberlere son hız devam edeceğiz. Sizler biliyorsunuz da sizleri yalnız bırakmıyorum. Gittiğimiz nokta son yola kadar gideceğiz arkadaşlar. Sonuna kadar gideceğiz. Kripto paralarda peki kral bu süredir ne oldu? Hiç bilgi vermedin. Neler oluyor? Gelin bunları konuşacağız. Ayrıca ben umutluyum. Yani her zamankinden daha da fazla umutluyum arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Nerede kalmıştık? Şurada kalmıştık en son. Dostlarım aslında piyasada da çok fazla haber yoktu. Yani çok fazla bir gelişme de yoktu. Bir ay neysek, bir ay önce neysek şimdi de hemen hemen öyleyiz. Hal böyle olunca bilgilendirmeyeyim demedim. Bakın tekrar diyorum, stresli bir dönem geçirdim. Bunun etkisi ve bundan sonra son hız devam edeceğiz bilgilendirmelere. Şimdi gelelim neler oldu. Bir, bizim önümüzde şunlar var. Kripto camiasını ilgilendirecek, harekete geçirecek şunlar var arkadaşlar. Birincisi ETF'ler. İkincisi halving yaklaşıyor. 180 gün kaldı. Bitcoin halvingi yaklaşıyor ve Fed Powell çıkmaz. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kapanma yaşayacaktı geçen gün. Hatta dün ya da dünden önce daha doğrusu yani 2 günlük bir olay arkadaşlar. Bu Bitcoin'i bir anda 27-28 bin dolara kadar taşıdı fark etmişsiniz. Bunun ana sebebi buydu. Amerika Birleşik Devletleri'nde kapanma riski. Kapanma riski derken pandemi değil. Borç batağından. Arkadaşlar bunu da belirtmek istedim. Yani Amerika Birleşik Devletleri kapanırsa bildiğiniz çalışanların maaşlarını ödeyemeyecek hale gelecek. Yani Amerika Birleşik Devletleri o kadar sıkıştı ki bizim gittiğimiz yer çok güzel. Gittiğimizin yolun sonu güzel yere çıkacak. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Daha da umutluyum. Halving yaklaşıyor. ETF'ler bu arada Ocak ayına kadar ertelendi. Ertelense de bazı kaynaklar her an bir sürpriz olabilir diyor. Bu da cebimizde. ETF'ler illaki yolun sonunda onaylanacak. Spot ETF'ler burada çok önemli. Onaylanması. Onun haricinde yine geldik Fed Powell çıkmazına. Burada da artık Powell'ın yapacak bir şey kalmaz. SEC tarafında yine kripto paralar lehine mahkeme sonuçları da gelmişti arkadaşlar. Burada sıkıntı yaratan tek şey Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tahvil faizlerin yüksek olması. Ve bir kez belki Powell kafaları karıştırdı biliyorsunuz. Bir kez daha ben faiz artışı yapabilirim dedi. Ama şunu emin olabilirsin ki bu adamlar da piyasayı baskılıyor. Gerçekten baskılıyor. Yani resesyona girmiş bir ülke riskli varlıkların yükselmemesi için elinden geleni yapıyor. Fakat yolun onlar da sonunda. Bakın bunu da demek isterim. Bunu göreceğiz arkadaşlar. Göreceksiniz. Daha dediğim gibi işte bir 28 bin doları gördük. Altın filan düşerken bir de neden biliyor musunuz? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde kapanma lafını duyduğum Bitcoin yükseldi. Şimdi gidişat o yönde. Amerika Birleşik Devletleri çok sıkışmış arkadaşlar durumda. Ve bizim güleceğiz ya arkadaşlar. Umutlu olun, bekleyin göreceksiniz. Yine bilgilendireceğim arkadaşlar sizleri sık sık. Bundan emin olabilirsiniz. Dediğim gibi stresli bir dönem yaşadım. Bu arada Twitter'a Doğu Tibet yazarsanız beklerim. Orada an beyan konuşuyoruz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.